Ne dinlerseniz dinleyin, ne yaparsanız yapın, iş gecenin bir yarısı geldi mi biraz bir arabeske dayanıyor. Tabii canım, tabii ki. Evet. Ya biraz bir dayanıyor yani. Onun için iyi ki o bütün arabesk üstadları, fantazi üstadları gerçekten bu işleri yapmışlar yani. Kaç parça var dedin sen? 9 şarkı ve bir tane de Ağla Halim'in remixi var. Ama biz tabii bu 9 şarkıyı seçerken bayağı bir zorlandık. Evet. Bir külliyat tabii, içerisinden seçtik. Esengül var herhalde. Evet. Bugün söyleyecek misin? Taht kurmuşsun kalbime. Vakit kalırsa tabii ki. Tabii söyle. Bayılırız. Bayılırız. Hanımefendi de iyi bilir o damarları yani. Ben mi? Niye? İyi söyledi. Yalan dünyada söyledim bol bol yani. Tabii ki bilirim. Harika işler yaptı yalan değil. Beste Yıldırmış Muğla'dan arıyorum. Beste Hanım iyi geceler. İyi geceler Beyaz. İyi geceler, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Var mı sorunuz? Öncelikle hepiniz muhteşem gözüküyorsunuz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok güzel ekip olmadı mı? Güzel güzeliz evet, ya vallahi. Evet gerçekten muhteşem yani maşallah. Harika. Maşallah. Hep aynı insanlar, aynı insanlar diyorsunuz. Bakın bugün enteresan bir ekip olduk yani. Yep. Bugün güzel oldu ya. Enerji süper. Eyvallah. Gerçekten harikasınız. Teşekkür ederiz. Sorun varsa alalım. Evet. Evet sorun var. Benim bütün konuklara bir sorum olacak öncelikle. Evet. Kıskandıkları bir ünlü var mı? Oyuncu, şarkıcı. Bunu çok merak ediyorum. Hmm. Kıskandıkları bir ünlü. Evet. Bir mi? Yani bir değil benim. Yani kendi meslektaşlarından bahsediyorsun. Evet, kendi meslektaşları, oyuncular, şarkıcılar. Yani aslında hem kıskandığını demeyeyim de ona kıskandığını olabilir kıpta de. Kıpta etmek diyebilirim. İlk onunla aynı döneme denk gelmişim evet. Dediğin. Benim için Özlem Tekin'dir. Bence Türkiye'nin en iyi şarkıcısı ve çok yetenekli bir hatundur. Ne güzel. Özlem bak müziğe geri dön. Evet. Özlem Tekin'i de görelim artık yani. Muhtar cidden olmuş ya Özlem. Evet. Evet. Sarp senin var mı? Abi dönem dönem herkesi kıskanıyorum ya. Vallahi yani böyle özellikle evde otururken falan insan kıskanıyor. Ama şey yani böyle bence çok yetenekli oyuncular var. Yani bayağı var. İyi insanlar çıktı. Engin Günaydın'ı kıskanıyorsun da. Engin abi evet. Yani kıskanmakla hayranlık arası bir duygumuz var ona karşı. Evet. Çok özel bir adam. Çok da şey öğrendiğim bir adamdır yani. Vallahi ne bileyim. Böyle daha çok komedyenler üzerinden düşünüyorum. Kıskanmak değil de gerçekten böyle yaptığı işleri sevdiğim insanları. Ahmet'i çok seviyorum. Kural'ı. Evet. Özel buluyorum onun yaptıklarını. O da vücut yapmış. Çok acayip. Koymuş evet. Sixpack'leri gördüm. Enteresan bir şey yapmış. Görmek de gözümüze soktular zaten onları yani. Evet evet. Evet. Alper'cim senin var mı? Sarp Apak'a çok kıskanıyorum. Hep güzel giyiniyor. Ben böyle yanında müteahhit gibi geziyorum. İnceden böyle bir yere gittiğimizde böyle programlara falan böyle hep kesiyorum. Yine olmuyor benim. Çok dokunuyor bana. Olmuyor. Düşündünüz mü dün gece gelmeden önce ne giyelim diye? Ben bir hafta bu hafta içinde ne giyelim diye düşünüldü mü yani? Ya abi, ben ne düşünecek bunlar erkeklerin? Evet ya. Ya şimdi konuştu. Bizi... Rahatsız ama ceket abi giymeyeceğim abi sen dedim. Düşündün mü ne giyeceğim diye? Ben bugün aldım bunları. Kafana göre takıldın geldin yani rahat. Manitaya sen bir şey söylemişsin ya. Sizin filmin bir tanıtım videosu mu diyeyim ne diyeyim? PR videosu mu ne? Bir şey çekmişsiniz değil mi? Hmm. PR toplantısının videosu var. Evet. Nasıl tanıtalım filmi? Nasıl tanıtalım filmi diye. Orada bir şey söylemiş Ahmet. Ahmet abi diyeceğim de değil aslında. 2 yaş var aramızda. Bir dakika, 2 yaş. Ahmet abi senin küçüğün. Abi öyle bir bakışları var ki. Evet evet. Eşler var. Sorudan geri dönüyorsun, kendi içinde şu bir kadar alışveriş kalıyor insan, şu kadar kalıyor. Şu kadar kalıyor. Karavanda bitti falan böyle çok o kaldık. O bakışlar da şu kadar bitti mi? Sen bir şey demişsin PR videosunda. Beyaz'a gidilecek falan, Beyaz Şov'a katılacak denmiş de sen demişsin ki ben Beyaz'ı çok izlemiyorum demişsin. Doğru mu? O, yani doğru mu yoksa o bir miza olarak çıkan bir şey miydi? Evet. Evet. Sarp Apak'tan Efrim'le Efrim'le devam etmenin hiçbir şey sakıncası yok bence gerçekten de. Şöyle. yapamayız bunu. Yapamayız. Yapamayız. Olmayacak mı? Şimdi bak ya, bir dakika. Yapsaydık güzel olacaktı ya. Söyleyeceğim. Programdan önce bana geldi dedi ki işte Beyaz'ı seyretmiyorum de ben sana yürüyeyim sen bana yürü ortalık karışsın.
Dedim ki perişan oluruz. Sana bir şey olmaz, olan bana olur. Aa, dedim ki ya bir kavga çıkartalım, biraz tartışalım dedim. Sonra döneriz dedim yani. Dedi ki abi kavgayı anlamazlar şimdi, bana yürüyorum millet dedi. Onun için şimdi giremedi ama girseydik güzel olacaktı ya. Filme yarardı. Ya çok gerir. Vallahi yarardı ya. Ben kaptırınca çok gererim yani. Ama şu anda bütün Twitter'da her yerde 2'ye 5'e katlamıştık izleyiciyi yani. Şu tartışmayı yapsaydık. Değer miydi? Değerdi. Değerdi be. Vallahi değerdi. Yalan benim söyleyeyim. Için değerdi. Bana iyi olurdu yani. Bir sıkıntı yok yani. Siz şimdi filmi ne kadar benim goygoylamamı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Bayağı goygoylamamı. Yürü ya. Yürüyeyim mi bayağı? Çünkü yürü biz seyretmedik. Sen seyrettin. Şimdi şöyle yani 2 milyon mu izlensin istiyorsunuz? 5 milyon mu? Ona göre çünkü alkışı ona göre goygoy yapacağım yani. 5 olur yani. Valla kaç yapabiliyoruz? Bize kaç lazım? Arkadaşlar iyi bir yüklenirsek kaç yapar bu film? 2,5. 10. 10 kadar. Saçmalama. Öyle bir şey yapmamız için bir hafta stüdyodan çıkmamamız lazım. Evet. Hiçbir kavga da yetmez ona. Kavga da yetmez ona ya. Film yapar ama gişe ya. Vallahi yapar. Yapar ama bir tehlike var. Şimdi o tehlike de değil de nasıl sorayım o soruyu? Sana sorayım sonra fikir olan varsa söylesin. Bu çok ciddi ve bence enteresan bir konu. Önce şöyle sorayım. Ya Türkiye'deki mizahtan sıkıldınız mı? Siz sıkıldınız mı Türkiye'deki mizahtan? Sıkıldınız. Hep tamam. Aynı insanları görmekten sıkıldınız mı? Yani evet. Benden mesela. Doğru ya. Ya doğru doğru. Vallahi bak yalan değil yani. Doğru. Ya birileri de çıksın tabii ki olsun ve hani biz de görelim. Biz de destek olalım bir şey yani. Çok da haklısınız da yani. Ben de seyirci olsam ben de sıkılırım abi. 22 evet. Sene adam artık yani ikrah gelir insana ya. Hani konuklara dön dolaş aynı ama yeni şey de çıkmıyor yani Türkiye'de. Ama eldeki biziz. İdare edeceksiniz. Biz de büyüdünüz. İdare edeceksiniz ya. Bu özel işleri yaptıktan sonra şimdi rahat rahat ortaya soruyu salabilirim. 20 sene sonra. Abi sıkıldın mı Türkiye'deki mizahtan mesela? Yaşanın yani genel mi? Olarak evet. Alper sen. Evet şey. Evet. Ben anlamadım. Sen. Genel yani filmdekiler, film mizahından, televizyon mizahından. Ya bu senaryo ilk geldiğinde gerçekten çok heyecanlandım. Hemen de aramayayım de dedim şöyle bir ağırlık olsun falan diye böyle birkaç saat bekleyip geri aradım. Birkaç saat çok da beklemiştim. Bayağı gerçekten ağırdan satmış. Okuduğum en enteresan senaryolardan biriydi. Bir kere TAF'ın böyle bir işe para yatırması alkışlık bir iş. O yüzden gişe yapmasını istiyorum ki yapımcı kazansın. Diğer yapımcılar da bunun gibi alternatif senaryolara, alternatif beyinlere, yeni gençlere yatırım yapsınlar. Ve biz de bir nefes alalım. Oyuncular da bir nefes alsın. Aynen abi. İzleyici de nefes alsın. Çünkü gerçekten enteresan bir hikaye ve enteresan bir senaryomuz var. Farklı bir iş izleyeceksiniz. Biz beğeniyoruz vallahi. Ben içinde olmaktan çok gurur duyduğum bir iş oldu. Evet. Ve soru bu değildi. Soru bu değildi. Evet. Neydi ki? Türkiye'deki mizah yani. Yılların Türkiye'de da sanatçısısın ya. Şimdi abi her gün televizyondayım ben kendimi mi gömeyim? Sen tamam. Yani benim Güldür Güldür'ün tekrarları her kanalda yayınlanıyor. Ama yani 3 önceki soruya cevap verdim be arkadaş. Yani hani ne kadar geç takip ediyorsun programı. Hayır. Güldür Güldür de yeni bir mizah getirdi. Bir dönem işte yani olacak o kadar da getirdi ya. Sonra işte BKM getirdi değil mi? O çocuklar falan bir sürü şey yaptılar da. Yani ama bir yerde de tıkandık. Yani genel olarak evet, tıkandık evet. Yani. Şimdi Gülse bir şey yaparsa enteresan olur. Cem yaparsa, Yılmaz yaparsa falan filan bir sürü şey de. Şimdi yeni bir şeyin de çıkması lazım. Bu konuyu da niye açtım? Bu filmde yeni bir şey çıkmış. Yani yeni bir mizah var bu filmde. Yeni yüz de var. Yeni evet. Yüz var. Feyyaz var, Doğu var hani evet. Seyircinin görmediği. Evet, Meltem var bu arada. Çok Meltem komikler. De zaten hiç Twitter'da niye var. Onlar Doğu ile Feyyaz değil diye yapmışlar. Evet evet ya onları çok biz görmek değil istiyorum. Yani onları. Evet. Programa mı niye gelmemişler evet. Diye yapmışlar. Abi şöyle gitmemiz abi yani koltuk anca yani. Abi daha sefer alalım onları. Zaten o filmden sonra onlar patlar izledikten i̇nşallah sonra. İnşallah yani. Gelmezler. Arayalım inşallah. O kadar ya. Zamanında ne diyorsun abi bu mizah konusu? Yani sen bir şey söylemelisin bence bu konuda. Yani bir tür mizah çok fazlaca yapıldı. Belki bir mizah enflasyonundan bahsedilebilir bu noktada. Ama biliyorsun bunlar konjonktürle ilgili. Yani Türkiye ne yaşıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Mizah ondan soyutlanabilecek bir şey değil. Zor zamanlardan geçiyoruz. Biraz tekrar var. Evet. Evet. Tekrara düştü yani mizah. Ya peki insanların neye güldüğünü bildiğimizi sanıyoruz. Aslında orada bir sorun yaşıyoruz. Ya bunlara gülünüyor. Neye güldüğünü tam bilmiyorsun aslında. O yüzden kendi güldüğünü gerçekten taze kalarak bulmaya çalışıyorsun. Bence en doğru yol bu.
Senaryodaki coşkumuz bu oldu yani. Bu filmin mizahının adını nasıl koyacağız? Ne diyeceğiz? Yani Ali Atay, Ali Atay mizahı mı? Yani ne? Yok, o da yani, Ali onu, gıcık olur ama ben gıcık olsun öyle diyelim. Onu, Ali Atay sineması. Ama onun ünlü de vardı değil mi geçmişte? Yani hani tabii, onların da tabii, bir... Tabii. Yani herkesin bir, o da bir harman var yani. Bizim filme için toptan absürt demek şey olur. Absürt zayıf, yanlış olur. Zayıf ya kalır ama kara mizah daha yakın. Sıkı bir kara mizah. Abi kara mizah be, gidin gerçekten de izleyin filmi. Yani ciddi komik bir film olmuş. Ya bayağı komik bir film olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.